Evet arkadaşlar tek ve çift sayılara başlayalım. E, önce şu hatırlatmayı yapalım. ÖSYM arkadaşlar bu konuyla ilgili mutlaka bir soru soruyor. Yani ITYT veya AYT'de bir tane soru geliyor. Şimdi burada bazı püf noktalar var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Onları kaçırmayalım arkadaşlar. Şimdi tek sayılar dediğimiz zaman N' bir tam sayı olma şartıyla dikkat edin. Tam sayı olması şartıyla. 2n zaten ne olur arkadaşlar? Her zaman çift olur. Bir çıkardığınızda çiftten ne olur? Tek gelir. O yüzden 2n-1 arkadaşlar tek sayıların kuralı olarak ifade edilir. Ve burada arkadaşlar negatif tek sayılar ve pozitif tek sayılar da vardır. Buna dikkat edin gençler. Ve 2n-1 ile tek sayıları ifade edeceğiz. Çift sayılarda arkadaşlar en yani yine tam sayı olmak üzere bir tam sayı 2 ile çarptığımız zaman arkadaşlar her zaman ne olur? Çift sayı olur. O yüzden ikiyen arkadaşlar çift sayıların genel ifadesi olur diyelim. Şimdi burada 0 bir çift sayıdır. Buna dikkat edin. Pozitif çift sayılar vardır. Negatif çift sayılar vardır. Bir de 0 vardır arkadaşlar. 0 da pozitif veya negatif değildir. Ancak yine bir çift sayıdır. Şimdi tek ve çift sayı arkadaşlar işlem yaparken iki çift sayının toplamı veya farkı her zaman çifttir. İki tane tek sayının toplamı veya farkı yine her zaman çifttir. Çiftle tek arkadaşlar topladığınızda ya da farkını aldığınızda tek olur. Tekle teki çarptığınızda her zaman tektir. Çiftle çifti çarptığınızda çifttir. Çiftle teki çarptığınızda yani çarpanlardan biri çiftse yani tam sayı ise diğerler arkadaşlar sonuç her zaman çifttir. Çiftin üzeri arkadaşlar bakın dikkat edin üzerine ne olacak? Üzeri pozitif tam sayı ise o zaman arkadaşlar çift üzeri pozitif kuvvet tam sayı kuvveti her zaman çift olur. Bazen burada kuvvetlerin e, pozitif olduğu söylenmez tam sayı der orada arkadaşlar dikkat edin çünkü negatif bir kuvvet o çift sayı arkadaşlar e, ne yapmayacaktır ters çevireceğinden dolayı yani mesela 2 e, üzeri eksi 2 bunun sonucu arkadaşlar nedir? 1 bölü 4'tür. O da çift sayı değildir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yine arkadaşlar tek sayının pozitif tam sayı kuvveti değil Ya da doğal sayı kuvveti de diyebiliriz. Yani burada sıfırı da katabiliriz. Çünkü tek sayının sıfırıncı kuvveti ne olacak? 1 olacak. O da yine tek olacak arkadaşlar. Ve diğer pozitif kuvvetleri de yine her zaman tek olacaktır. Soruya bakalım arkadaşlar. Mustafa öğretmen öğrencilerinden sonucu çift sayı olan bir işlem yazmalarını istemiş. Bunun üzerine 5 öğrenci aşağıdaki işlemleri yazmıştır diyor. Buna göre hangi öğrenci Mustafa öğretmenin istediği gibi bir işlem yazamamıştır diyor. Şimdi burada faktörel görüyorum. Önce faktörelin bir tanımını yapalım arkadaşlar. Faktörel mesela en faktörel ne demektir? Birden n'e kadar olan doğal sayıların çarpımı demektir. Onu şekilde gösterelim. Evet örneğin 5 faktörel arkadaşlar birden 5'e kadar olan doğal sayı çarpımıdır yani 120'dir. Şimdi buna göre 13 faktörel bakın Arif ne demiş 13 faktörel artı 2 üzeri 9. Şimdi arkadaşlar 13 faktörel nedir? Birden 13'e kadar olan doğal sayı çarpımı. Arada çift çarpan var mı? Var. O zaman 13 faktörel arkadaşlar her zaman çifttir. Şimdi 2'nin 9. kuvveti diyor. 2 çift bir sayı. E, kuvvet de pozitif tam sayı. Yani siz 2'leri çarpacaksınız. 2'yi kendisiyle 9 defa çarpacaksınız. Yani çift çarpan var zaten içinde. Sonuç ne olacak? Çift olacak. Çiftle çiftin toplamı çift olur. Buraya bakalım. Ne demiş? 7 üzeri 17. 7 arkadaşlar tektir. 7'yi siz 17 defa kendisiyle de çarpıyorsun. Yani tekleri çarpıyorsun sürekli. Ne olacak? Tabii ki tek olacak. Aynı durum 3 için de geçerli. O da tek. Tekten teki çıkardığımızda çift olacak. Can suya bakalım. 6'yı kendisiyle 37 defa çarpıyorsun. Yani 6'ları çarpıyorsun. Yani kaç defa çarptığın önemli değil. 37 defa da çarpsan yine çift gelir değil mi? 2 e, defa da çarpsan çift gelir. Aynı şey arkadaşlar 213 13 içinde geçerli. O da çift. Çiftten çifti çıkardığımız zaman çift olur. Dilek 9 faktörel demiş. 9 faktör içinde çift çarpan var mı? Var. 1'den 9'a kadar olan doğal sayı çarpımı demiştik hatırlarsınız. O yüzden çifttir. Eksi 200 lira 6 da çift olur. Sonuç çift gelir. Eren'e baktığımızda arkadaşlar ne yapıyor? Tek oluyor. Çünkü 5'i 13 defa çarpıyorsunuz. Yani tekleri hep kendisiyle çarpıyorsunuz. Tek oluyor. 2 üzeri 17 arkadaşlar. O da çift oluyor. Çünkü 2'yi kendisiyle çarpıyorsunuz. Tek eksi çift arkadaşlar. Nedir? Tektir. O zaman arkadaşlar kim yazamamış? Eren yazamamış. Cevap Edirne olur. Evet arkadaşlar. Soruya baktığımız zaman x tam sayı ve x üzeri 2020 artı 9 üzeri 2021 sayısı tek sayı olduğuna göre. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar kuvvet 2021 pozitif tam sayı. O zaman tabanımız arkadaşlar tek olacak ki tekin pozitif tam sayı kuvveti ister kuvvet çift olsun ister tek olsun fark etmez. Sonuç tektir. Yani taban tek olacak. X üzeri 2020 artı 9 tek. E 9 zaten tek. O zaman değeri çift olur. Toplam tek olsun değil mi? Şimdi x üzeri 2020 arkadaşlar çiftse taban çift olacak. Yani x buradan çift olacak. Çünkü çiftin pozitif tam sayı kuvveti. Bu kuvvet çift olsa tek de olsa arkadaşlar sonuç ne olur? Çift olur. Taban çift olduğu için. Şimdi x çift s cevap şıklarını inceleyelim. A şıkkına baktığımda arkadaşlar çift artı tek görüyorum. Yani burası tek olur. Geçiyorum. B'ye baktığım zaman çift eksi çift çifttir. Çifte tek eklersem tek olur. B'ye de geçiyorum. Çiftin üçüncü kuvveti arkadaşlar çifttir. Çünkü çifti kendisiyle üç defa çarpıyorsun. Yine çifttir. Buna bir eklersek tek olur. Buna geçiyorum. geçiyorum. şıkkına baktığımda arkadaşlar çifti altı ekliyorum çift oluyor. Çifti ikiye böldüğüm zaman bazı durumlarda çift gelir. Bazı durumlarda arkadaşlar tek gelir. Yani her zaman çift değildir. O yüzden buna geçiyorum. E şıkkına bakalım. Çifte 4 ekle. Çifttir. Karesini al. Yine çift olur. Yani cevap buradan Edirne olduğu görülür. Evet arkadaşlar soruya baktığımız zaman x üzeri 6 sayısı tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır demiş. Şimdi arkadaşlar bu soru bir önceki soruyla biraz farklı. Bakın bir önceki soruda x tam sayı demişti. Burada x tam sayı diyor mu? Demiyor. Şimdi x üzeri 6 tekse x tam sayı olsaydı ben x'e direkt tek sayı derdim. Çünkü tek sayının altıncı kuvveti yine tektir. Ancak arkadaşlar x tam sayı demediği için x üzeri 6'yı ben tek bir sayı eşitleyim. Mesela 3 eşitleyelim. 3 tek değil mi? x o zaman ne olur? 6 dereceden kök 3 olur. Ancak bu ifade tek sayı değil. Dikkat edin. Yani x'in tek sayı olmama ihtimali var. O yüzden biz x üzeri 6 ile yola çıkacağız x üzeri 6 tekse mesela 3 arkadaşlar x üzeri 6'nın kuvvetleri de tektir. Yani pozitif tam sayı kuvvetlerinden bahsediyoruz. Örneğin karesini al. x üzeri 12 ne yapacaktır arkadaşlar? 9 yapacaktır. 3'ün karesi. Yani tekin karesi yine tek olacaktır şeklinde. Şimdi x üzeri 12'nin de tek olduğunu buradan görebiliyorum. Yani bu tip sorularda biz x üzeri 6'nın yani verilen ifadenin de kuvvetlerine bakacağız. Örneğin x 12 var mı cevap şıklarında var. O zaman cevap arkadaşlar odur. Ama tabi yine inceleyin. x 12 tek demiştik zaten. Tek tek eklerseniz çift olur. Ha mesela x 12 artı 2 olsaydı burası tek geliyordu. O yüzden burada artı bir olduğundan dolayı sonuç çift geldi. Yani cevabın buradan ceyhan olduğunu görebiliriz. Diğer şıklar hakkında bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Yani kesin bir şey söyleme şansımız yok. Çünkü diğer şıklarda ben x 6'yı görmüyorum. Ya da x 6'nın herhangi bir kuvvetini görmüyorum pozitif kuvvetlerini görmüyor. O yüzden diğer şıklar hakkında kesin bir şey söylemem yanlış olur ve cevap buradan Ceyhan olduğu görülür. Evet arkadaşlar soruya baktığımızda A, B, C ve D birer tam sayı olmak üzere aşağıdakiler biliniyor diyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar üstteki ifade tek alttaki ifade çift sayı eşittir deniyor. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar Üstteki ifadeye baktığım zaman orada B ortak çarpanı görüyorum. B parantezini alırsam B çarpı A artı C sonucu ne geliyor? Tek geliyormuş. Arkadaşlar çarpımın sonucun tek olabilmesi için çarpanların her ikisinde tek olması lazım. Yani B kesinlikle tektir. O yüzden birinci öncülümüz doğrudur. Burada A artı C de tektir. Ancak A tekse C çift olur. Şöyle yazalım isterseniz. A tekse C çift olur. E, A çiftse C tek olur. Yani biri tek biri çifttir. Ama her ikisi aynı anda tek ya da çift olamaz. Şu anda C hakkında bir bilgim yok. O yüzden onu geçiyorum. E, alttaki ifadeye baktığım zaman onu farklı bir renkle göstereyim. A çarpı B çarpı C artı D ifadesi çift bir sayı işmiş arkadaşlar. Şimdi B'nin tek olduğunu biliyorum. A ile C'nin bir tanesinin çift olduğunu biliyorum. Çarpanlardan biri çiftse arkadaşlar... Bu tam sayıların çarpımı her zaman çift olur. Çift de çifti topladığım zaman çift olacağı için D de çift olur. Yani üçüncü öncülümüz de doğru. Ancak ikinci öncül hakkında bir bilgim olmadığı için çünkü A'ya bağlı olduğundan dolayı arkadaşlar C, C'ye kesinlikle çift sayı deme şansım yok. Cevap buradan 1 ve 3 Edirne gelir. Evet arkadaşlar 2020 TYT sorusuna bakalım. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Burada 3 tane sayı verilmiş. İkisi tek, biri çift sayı olduğu bilinmektedir diyor. Buna göre ifadelerinden hangileri bir çift sayıdır diyor arkadaşlar. Şimdi bu sayıları şöyle ayıralım. Ve arkadaşlar ortadan başlamak istiyorum. Orada görüyorsunuz 2A'yı. 2A nedir? Çifttir. Çünkü A tam sayı. 2 ile çarpıldığında ne olur? Mutlaka çift olur. Şimdi arkadaşlar burada İki tane tek bir tane çift sayı elde etmeye çalışacağım. B'nin ne olduğunu bilmiyorum. Tek mi çift mi? Aynı şekilde anında. Ben önce B'yi tek olarak düşünsem. 3B ne olur? Tek olur. Çift artı tek ne gelir? Tek gelir. Şimdi B'ye tek dediğim için 5 de ne olacaktır? Tek. Şimdi arkadaşlar ben bir tane daha tek elde etmem lazım. O yüzden A'ya çift veriyorum. Çift artı tek ne oluyor? Tek geliyor. Şimdi A'ya çift verince 3A da çift oldu çiftle arkadaşlar tekin toplamı yine tek. Bakıyorum 3 sayıda tek oldu. Bu durum istenen bir durum değildi arkadaşlar. 2 tane tek olması gerekiyordu. Yani bunu çiziyorum. Ee, şu sayıları tekrar yazalım. Demek ki arkadaşlar B sayısı tek değilmiş. O zaman B ne olacak? Çift olacak. B'yi çift alalım. Şunları bir yazalım önce. Evet. B'yi çift aldık. Zaten 2A çiftti. Çünkü 2 ile çarpıldığı için. Çift ile çiftin toplamı ne oldu? Çift oldu. Şimdi arkadaşlar B çiftse 5B de çifttir. Şimdi ben 2 tane tek sayı elde etmem lazım. O yüzden A'ya ne yapıyorum? E, tek sayı diyorum. Ve tek ile çiftin toplamı tek diyorum. A tek olunca arkadaşlar 3A da tek olur. E, B zaten çift demiştim. Tek ile çiftin toplamı tek oldu. Ve istenen durumu elde ettik. Yani arkadaşlar, A tek, B çift. Buna göre birinci öncüle bakarsam tekle çiftin toplamı tabii ki tektir. 2A zaten çiftti, B de çiftti. Çiftle çiftin toplamı çifttir. E tekle çiftin çarpımı da arkadaşlar çift olduğu için ikinci öncülle, üçüncü öncülün çift sayı olduğunu görüyorum. Cevap buradan Edirne olur. Evet arkadaşlar. Soruyu incelediğimiz zaman A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. Ee, burada eşitlik verilmiş olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur demiş. Önce arkadaşlar burada işler dışlar çarpımı yapın. Yani A kare eksi 3A artı 4B eksi 7 eşittir. 5B çarpı C değil. Şimdi burada arkadaşlar A tek de olsa çift de olsa A kare ile 3A ikisi de aynıdır. Yani diyelim A teks arkadaşlar. A kare de tektir. 3A da tektir. A çiftse arkadaşlar. A kare de çifttir. 3A da çifttir. Tek eksi tekle e, çift eksi çift aynı ifadeyi verir. Yani şu ifade arkadaşlar çifttir. Yani tekten teki çıkardığınızda da çift olur. Çiftten çifti çıkardığınızda da çift olur. Şimdi 4B e, zaten çift. Çünkü tam sayı 4 ile çarpıyorsunuz. Çift olur. Çiftte çifte çifti topladım. Çift geldi. Bakın burada bir de ne var? Eksi 7 var. Yani tek var. Çift eksi tek de tek Yani arkadaşlar eşitliğin sol tarafı tek. O zaman sağ taraf da tek olacak. Yani 5 çarpı B çarpı C tek sayıya eşit. Arkadaşlar sonuç tekse bütün çarpanlar tektir burada. Yani B, B de tektir. C de tek sayıdır. Şimdi buna bakalım. Burada B ve C tektir demiş. Hangi şıkta? C şıkkında. O yüzden cevabımız Ceyhan olur. Diğer şıklara dikkat edin. A belli değil. A'nın olduklarını zaten hemen silebilirsiniz. Şöyle. E, B şıkkı kalıyor. B ve C çifttir diyor. Biz ne demiştik? B ile C tek olacak demiştik. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruya baktığımızda 3x artı 1 ve 4 artı 3 çift doğal sayılar diyor. Yani 3x artı 1 de çift. Şöyle yazalım. 4 y artı 3 arkadaşlar çift doğal sayı. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangileri kesinlikle pozitif tek tam sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar burada yanıldığımız bir husus var. Bakın x ve y'ye tam sayı demiş mi? Dememiş. Şimdi 3x artı 1 çiftse tamam. 1 burada gördüğünüz gibi tek. O zaman arkadaşlar 3x'in ne olması lazım? Tek olması lazım. Hemen x tek demeyin. 3x tek bakın. Tamam 3x tek. Bu şöyle olamaz mı? Mesela 3 çarpı 5 bölü 3. Bakın x'e 5 bölü 3 verdim. 3'ler gitti. Sonuç ne geldi? 5. Yani tek geldi. Yani x'e tek diyemiyoruz. 3x tek diyoruz ve öyle bırakıyoruz arkadaşlar. x her zaman tek değildir burada. Ha, tek olduğu durumlarda olabilir. Ama kesin tek deme şansımız yok. Siz 3x ve 3x'in katlarına bakacaksınız. Şimdi mesela birinci şıkka baktığımız zaman arkadaşlar 6x var. Şimdi 3x tekse 3x ile çarpılmış? 2 ile çarpılmış. 6x olmuş. Tek sayı 2 ile çarptığımız zaman ne olur? Çift olur. E çifte çift eklediğimiz zaman çift olur. Bir gitti. Ben tek arıyordum. Aynı şekilde arkadaşlar mesela x'in ne olduğunu bilmediğim için x 5 bölü 3 olsa karesini aldığım zaman tek ya da çift olmaz ki 5 eklesem tek ya da çift olsun. O yüzden 2'yi de atıyorum. Şimdi 3'e bakalım. x çarpı y demiş. Bakın orada yine 3x'i kullanmamış. 3x'i kullanmadığı için ben direkt çizerim zaten. Yani 3x'i kullanmamız lazım. Direkt yani ifadeye tek diyebilmek yani 3x'e tek diyebilmek için. Şimdi alttakine geçmeden önce 4 diye artı 3'ü de inceleyelim. Y burada arkadaşlar yine tek mi çift mi olduğuna bakın. Yine tam bilemezsiniz. 3 zaten tek. E sonucun çift olması için 4 Y'nin de arkadaşlar tek olması lazım. Diyeceksiniz 4 ile nasıl tek olur? Niye olmasın arkadaşlar? Y tam sayı demiyor burada. Y tam sayı değildir. Örneğin arkadaşlar 5 bölü 4'tür Y. 4'ler gitti. 4 Y tek oldu. Değil mi? Çünkü 5 geldi. Yani siz burada 4 Y'nin tek olduğu duruma inceleyeceksiniz. Eğer burada y'nin 4 katı ya da 4 y'nin katları yoksa zaten o şıkları eli. Burada mesela y artı 3 demiş. 4 y'yi kullanmış mı? Kullanmamış. Ben direkt çizerim arkadaşlar. Dördüncü 4. madde de gitti. 5'e bakıyorum. 12 y var. Yani 4 y'nin kaç katı alınmış? 3 katı. Şöyle yazabilirim bakın. 3 çarpı 4 y artı 4. Şimdi 4 y neydi arkadaşlar? Tek. 3 ile teki çarp ne olur? Tek olur. Teke e, çift ekle. Çünkü 4 burada çift ya. Tek artı çift ne gelir? Tek gelir. O yüzden cevap burada arkadaşlar. Sadece nedir? 5 madde. Kesinlikle arkadaşlar pozitif. Tek tam sayıdır. Evet arkadaşlar. Soruya baktığımız zaman A tam sayı olmak üzere. Şimdi burada A'nın arkadaşlar tam sayı diyor ama e, negatif mi pozitif mi belli değil. Tek bir çift mi belli değil. Buna dikkat edelim. Şimdi ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Birinci öncüle bakıyorum. 2 üzeri a'yı görüyorum. Şimdi 2 üzeri a arkadaşlar. Şimdi a eğer sıfırsa tek olabilir. A arkadaşlar pozitif bir tam sayı ise, örneğin 3 olsun. Çift olabilir. A arkadaşlar negatif bir tam sayı ise o zaman ne tek ne çift olur. Yani burada 2 üzeri a'nın ne olduğu belli olmadığı için arkadaşlar birinci öncülü doğru kabul edemiyoruz. Onu geçiyoruz. İkinci öncüle bakalım. Şimdi arkadaşlar a'nın e, tek mi çift mi olduğu belli olmadığı için şimdi 5. kuvvetinde ne olduğu belli olmaz. 3 ile çarptığınızda da yine arkadaşlar a'ya bağlı olduğu için tek ya da çift olduğunu bilemezsiniz. O yüzden ikinci de geçelim. Üçüncü öncüle bakalım. Şimdi bir tam sayı arkadaşlar 4 ile çarptığınızda mutlaka çift bir tam sayı elde ederiz. Küpünü al. Çift bir tam sayının 3. kuvveti yani e, çiftin arkadaşlar kendisiyle üç defa Çarpımı demektir. Ne olur? Yine çift olur. 6 ekle yine çifttir. O yüzden 3. öncülümüz doğrudur. Şimdi arkadaşlar 4. E, öncüle baktığımız zaman orada ne görüyoruz? A üzeri 7 artı 5A ifadesi var. Şimdi A arkadaşlar e, tek olabilir veya çift olabilir. Önce tek olduğunu düşünelim. Tekin 7. kuvveti nedir? Tektir. E teki 5 ile çarp yine tek olur. Tekle teki topla çift olur. Çiftten bir çıkar tek gelir. Yani e, dördüncü öncül şu anda doğru gözüküyor. Ancak A arkadaşlar çift olamaz mı? Bir de ona bakalım. A üzeri 7 artı 5A eksi 1. E, çiftse A üzeri 7 de çifttir. E, A çiftse 5A da çifttir. Toplarsam çift gelir. Çiftten bir çıkartın. Yine ne gelir arkadaşlar? Tek gelir. Yani arkadaşlar dördüncü öncülde doğru oluyor. A tek de çift olsa fark etmiyor. O zaman arkadaşlar cevabımız 3 ve 4. Yani C. Soruya baktığımızda arkadaşlar A reel sayı ve A kare artı 7 çift sayı olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi A kare artı 7 arkadaşlar çift sayı 7 tek o zaman A kare de ne olacak? Tek olacak. Çünkü tekle teki topladığımız zaman çift geliyordu hatırlarsınız. O halde a kare tekse arkadaşlar a da nedir? Tek midir? Tabii ki hayır. Neden? Çünkü arkadaşlar a burada tam sayı dememiş. a tam sayı olsaydı evet derdim ki a tek olur. Burada a reel sayı dediği için arkadaşlar herhangi bir reel sayının mesela yani tam sayı olmayan bir reel sayının karesi tek olabilir. Örneğin kök düşün düşünün arkadaşlar. Al karesini 3 geliyor. Yani tek geliyor. Ama A ne? Kök 3 mesela. E, kök 3 tek mi? Değil. O yüzden arkadaşlar burada A tam sayı demediği için A'ya direkt tek deme şansınız yok. Ha, tek de olabilir ama onu bilemeyiz. Bizden kesinlik istediği için arkadaşlar biz e, A'yı e, tek sayı olarak düşünmeyeceğiz. E, kök 3 olarak düşünsek mesela. Kök 3 artı 2 tek midir? Hayır. O zaman birinci öncül gitti a küp tek midir? E kök 3'ün küpünü alsanız arkadaşlar tek olmaz. E o, o yüzden 3 çıkarsanız da yine tek ya da çift gelmez. Onu da geçiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken husus zaten bu tip sorularda a karenin tek olduğunu biliyoruz arkadaşlar. a karenin kuvvetini ya da a kareye bağlı ifadeler arayacaksınız. Bakın burada a karenin karesi var. Bu ne demektir arkadaşlar? Tekin karesi anlamında. E tek sayının karesi yine nedir? tektir. Değil mi? O halde teke tek eklersek ne olur? Çift olur. O yüzden cevabımız arkadaşlar yalnız 3'tür. 3. öncülümüz doğru olduğu için cevap denizli olur. Evet arkadaşlar. Soruya baktığımız zaman ilk sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar sıfırdan farklı herhangi bir reel sayı. Burada 3 tane öncülümüz var. Öncüllerde arkadaşlar mesela herhangi birini bir tane örnekle çürüttüğünüz zaman zaten kesinlikle doğru olmayacaktır. Hemen onu geçebilirsiniz. Şimdi x arkadaşlar eksi 1 olsa eksi 1 de bir reel sayıdır biliyorsunuz. E 4 üzeri eksi 1 artı 5 üzeri eksi 1 arkadaşlar toplamı tek olabilir mi? Yani 1 bölü 4 ile 1 bölü 5'i toplarsan tek olma şansı var mı? Yok. O yüzden arkadaşlar birinci öncülü geçiyoruz. 6x demiş. E x arkadaşlar örneğin 1 bölü 7 olamaz mı? 1/7 bir rasyonel sayıdır. 6 ile çarparsan ne olur? 6/7. artı 8 çift midir? Değil. Geç. 3. öncüle bakalım arkadaşlar. x üzeri 0. Bak x 0 değilse. Zaten burada ne demiş? 0'dan farklı bir reel sayı demiş. Yani x 0 değil. O zaman arkadaşlar 0'dan farklı bir reel sayının 0. kuvveti her zaman nedir? 1'dir. 1'e 4 ekle ne olur? 5 olur. Yani tek olur. 3. öncülümüz arkadaşlar kesinlikle doğrudur. Cevap yalnız 3 olan Bursa'dır. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.